Bazı insanlar Johnny'lerle kırıştırabilirler. Ama kum kapıda da herif silah kaçırıyor. Benim dedem Johnny'lerle kırıştırmış. Laf yani. Bunlar bu şey değil. Utanma konusu bunlar... Johnny'ler meselesi değil. İstanbul'un işgal edilmiş olması, yenilmemiz. Canım ya, efendim niye utanmasın? İşgal edildikler hüzünle karşılar. Hayır, haklı değil. Böyle bir motivasyon olmaz kardeşim. Ne diyorsun? Yani ben anlamadım seni. Ya tarihçilerle konuşunca yapamıyoruz. Yapamıyoruz değil. Bir tanesi bir makale yazdı. Ata diyor, beyaz ata diyor. Beyaz at diyorsunuz. Beyaz at değil diyor. At, hepiniz yalan söylüyorsunuz diyor. Sayım dökmüş. Yani burada utanan falan adamın yok. Bu utanan var. Adamın yazdığı adamın makale de değil bu. Ha? Fotoğrafı beyaz at. Efendim, beyaz at diyorsun, bir resmini de o koymuş. Doğru at mı ne? Şimdi mesele o değil. Bunu yazan bir adam oturup dökmüş böyle. Hepsi yalan kimin söylüyor. Kimin atını diyorsun? Efendim? Kimin atını diyorsun? Fransız Depre'nin. Fransız Depre'nin fotoğrafı beyaz. Efendim, bir tanesini de ben gördüm. Doğru gösteriyorlar. Fotoğraf hatası. Renkli fotoğraf yok, bir şey yok. Belki beni ilgilendirmiyor. Fransız Depre 1936'da... Efendim, ben Fransız Depre'nin atını bırak. Şimdi adam diyor ki... Hayır, başka bu böyle... bir şey söyleyeceğim. Siz diyor bu at üzerine ve bu giriş üzerine 5000 tane yalan söylüyorsunuz. Ya bu ilim diyor. Mi Allah aşkına? Atı tartışıyorlar. Tamam, bunun tartışıldığı Franche, onun, yerde kimse adam utanmıyor demektir. Adam bunlarla uğraşacağına Fransız Depre'nin gider evrakını yayınlar. Fransız Depre 1936'da İstanbul'a gelmiştir. Gelir. Bizim hükümet... Özür dilerim, bu tartışmayı kesebilir miyiz? Evet, tamam. Yani dışarıdan geldi, şimdi ortalığı olmadı şeyleri. Ben de lüçhan hakkı var. Kusura bakma buna. Lüçhanını bilmem, malumu ilamla lütfen gece yarısını işgal etme. Bu malumu ilamdır. Yazın ya. Bizde yazılmıyor. Bizde yani. Şimdi bizde İstanbul'u doğru konuşalım. Efendim, bizde de hiç şehircilik yok diye başlayayım. Biz böyle onu söylüyorsunuz deminden beri. Deminden beri söylediğim şeyi tekrar. Başka bir bilgin var mı? Bak, Fransız Depre, şeyi çok beğendik. Fransız Depre'nin adını tartışacağın o iş güzel. Onu tartışacağız. Evet. Fransız Depre'nin evrakını yayınlasın. Onu da başkası yayınlasın. Ne olacak ya? Ne yapayım yani? Dış kapının mandalı. Diyor ki atın üzerindeki günü diyor, böyle diyor, bütün milliyetçiler tekrarlıyor diyor. Tabii yani evrakını yayınlamak daha iyi olur. Çok daha önemli. Yani atı tartışıyor, bu iş güzelliktir. Evet, fakat bakın, biz tekrar bizde o iş güzelliğe düşmenin bize konuyla. Bir dakika, biz başa dönelim. Yani burada ben her ikisinin de söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Bizde adam gibi tarihçilik yok. Yok tabii, niye bütün olsun? Bütün sıkıntı burada. Niye adam olsun gibi yani? Ne var? Niye olsun? Niye olsun adam yani? Adam gibi bir şey yok. Niye olsun ama o, yani? Haklısın. Üniversite yok. Niye olsun? Üniversiteyle ilgisi kültür yok. Kültür de yok. Üniversite dediğin ta ilkokuldan başlar, evet, malzemesi. İnsanlar Türkçe bilmiyor. İnsanlar haritaya bakmayı bilmiyor. Bilmiyor. İnsanlar hiçbir şey bilmiyor. Evet. İşte İnsanların zekaları da telef ediliyor. Evet. Telef edilmeyen zekalar olsa, insanlara şey yapılsa, bu dediğin arşivleri falan okurlar çıkar. Yavaş yavaş çıkması da gene son yıllardaki toparlanma. Siz en büyük tarihçimizin, Osmanlı tarihçimizin Puglia eyaletini ısrarla polio yazdığını biliyor musun? Yani gavurca haritaya bakmamış adam. Polio diye yazıyor kim, ya kim adam. Bu? Kim olacak ya en büyük tarihçi? Uzun Çarşılı. Uzun Çarşılı. Polio diye yazıyor. Git bak. Ha? Polio Uzun Çarşılı'nın bir ilk imla hatası, Uzun Çarşılı'nın değerini düşürmez. Bak şimdi lafı nereye götürüyor? Uzun Çarşılı'nın değeri düşmez. Hayır, yapmaz. Haritaya bakarsın. Evet. Haritaya bakarsın. Puglia Puglia'dır. Polio Polio'dur. Bu tenkidi bana Halil Bey de yapmıştı. Haklıydı. Harita yerlerinde isimler yanlış yazılmış. Bakarsın haritaya. Haritasız tarih yazılıyor. İşte bu kadar eserde bir kelime var. Vallahi o kadar keserde bir kelime değil. Okursan daha çıkar. Boş ver. Şimdi böyle laflar söylemek için çıkma. Bu hoş bir şey değil. Ben bunu tatbik etmiyorum. Ama yanlış baba. Ya böyle şey olur mu ya? Geliyor adam bu kadar şeyde diyor, bir kelime hata çıkıyor. Lan adam coğrafya ismini yanlış yazıyor. Bu bir yanlışlık ya. Yani Türklerin Ankara Meydan Savaşı tarihi de yanlış. Coğrafyayla ilgisi olmadı. Ama Murat'a göre şöyle. Uzun Çarşılı'yı sevdiği için bir tane çıkar. Sevmediği bir olsa falan değil, tanımamış görmüş. Hayır ya. Sen ne sevecek? Pardon. Nereden göreceksin pardon sen adamı? Peki gördün, ne oldu? 18-19 yaşındaydım. Tamam, adam da 95 yaşındaydı. Aile bir ihtimal sana selam bile. Arşivde öldü. Ülke Hanım götürürken herkesi, öldü. Bütün taşıyor Allah öyle bir öldürdü. Evet, arşive öyle kimseyi sokmazlardı. Kapatılırdı ora, çalışırdı. O kadarını gördük. Yaşın müsait. İşte ondan sonra senin gibi adama
da yani küçümsemek için demiyorum, tıfılsın, selam bile verip almaz adam. Yani ne gördün de ne oldu? E tabii canım, Allah aşkına. Murat Bardak için getirdim. 18 yaşında, 18 tutuyor mu bilmiyorum. Çünkü adam 95 yaşında öldü. Eski Türkçe ya istikbalin büyük ümidi diye imzaladım. E aferin, çok iyi. Kendinize mesaj. Hadi artık gece oldu. Gidelim bu saatten sonra. Gitmedim. Çünkü bu sabah da şey oldu. Hava meydanda Ankara'da polisin biri ukalalık yaptı. Kızdırdı bunu. Kızdırdı. Bana bir yüzbaşı refakat ediyordu. Hassaten ona çemkirdi. Ben de orduyu pek sevmiyorsunuz. Sevseniz iyi olur dedim. Adam daha fazla delirdi. Akşama da seni gördüm. Bir cephe şey halinde gidiyorlar. Bir cephe halinde gidiyorlar. Hocam birisi, birisi ısrarla şunu söylüyor. Ha, ne diyor? İbn Sina, Gazali, Farabi ve Biruni. Bunlar Türk müdür değil midir diyor. Farabi'ye birisi işte demin kavga ediyordunuz, Türk. Yalnız Farabi affedersin, Türk tabii, Türk de. Yani Türkçe hiçbir eseri yok. Ve yetiştiği muhitte Arapça Tacik konuşuyorlar. İbn Sina İrani zaten. Tacik. Tacik de denmez ona. O öyle zaman mi? Dari hepsi. Biruni de Türk olduğu şu. Zaten yani adam Türkçe bir şey yazmış. Yazmamış bir şey. Efendim Nizami Türk. Evet Türk ama Türk şairi değil. Bunu oradakiler söylüyor. Çünkü bir beyti yok Türkçe yani. Bunlar tartışılacak şeyler değil. Ayıp da değil yani. Orta çağın alimi herkesin anlayacağı bir dille yazar. Bu kadar açık. Bugün bile hepiniz İngilizce yazıyorsunuz. Peki yine çok sorulan bir soruyu hemen size etmek istiyorum. Murat Bey de belki buna cevap verir ama inşallah kavga çıkmaz yine. 1926... Ben bu tip genellemelerin pek bir işe yaradığını o sağ tarafından kalkmış bugün. Sağ tarafından değil, solumdan kalktım. Böyle evin bizde tarih yazmıyor, utanıyor bunu. Bu kusura bakma öğretmen lafıdır. Bundan ben de öğretmen olmaz. Değilim. Historia kavga değilsen niye söylüyorsun? Kavga etmiyorum. Hayır efendim. Program bitsin, ben sizi kavga ettireceğim, merak teşhis etmeyin. Değildir. Bu teşhis değil. Böyle teşhis olmaz. Teşhis demiyorum, söylüyorlar. Hayır, kim söylüyor canım? Onu bir takım adamlar söylüyor. Bu hangisi bunlar? Jeolog değil ki. Ya dur sus. Ben önce susuyorum zaten. Bak çobanı sakladı vallahi siz görünce. Bu jeolojiden anlamaz, onu biliyorsun. İlber abi. Neden anlamaz? Jeolojiden anlamaz. Ben ne anlayayım jeolojiden? E o zaman sus. İşin bravo, çok kararsın. Ne anlayayım jeolojiden? Abin sus dedi, sus. Bak, şimdi... 1926 Ankara Anlaşması'na göre Irak toprak bütünlüğünü kaybettiğinde Türkiye, Musul, Kerkük şey üzerinde hak sahibi olur. Nereden okumuş mu anlaşmayı? Hiç birisi, bizler gibi bunu söylemiştir. Birisi söylemiştir, bütün öyle tarih yazılır. Anlaşmayı açısından baksınlar. Osmanlı arşivine falan bakılmaz 26 için. Bal gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin... İsmail Soysal'ın kitabında... Evet, İsmail Soysal ne kadar arşivi çıkarmış onu da ben bilemiyorum. Bir var mı? Ama zaten hariciye arşivi yok, kullanımın dışındadır. Dışındadır çünkü dünyada bu kadar derbeder bir arşiv olmaz. İsmail Soysal'ın kitabı, Gündüz Ökçü'nün kitabı. Gündüz Ökçünel'e hiç görmedi orayı. Ya arşivi yahu. Ne arşiv ya, arşiv kullanılmıyor ki. Ya ama anlaşmalar var bir yerde. Anlaşması matbudur. Matbu evet matbu bir yerde var. Var var var. Ama yani hatta bende bile şey var. Yok yani böyle, böyle bir şey yok. Yok böyle. Öyle evet, bir şey tamam, yok. Tamam bu yok. Ben onu şuradan biliyorum rahmetli İhsan Ketin. Evet. Bu petrolleri nasıl kaybettiğimizi ve sınırın nasıl çizildiğini anlatmak için bilim ödülü aldığı zaman Ankara'ya gitti. Hem Lozan hem Ankara Anlaşması belgelerini okudu. Tabii canım. Yani, peki oradan. Lozan'ın 100. yılında geçersiz kılacağı yolundaki saçma sapan geyiğin gerçeklik nedir? Payı. Lozan Anlaşması 100. Yok, yılında... Yok ne bu saçmalıklar ya? Yani. 100. Efendim, yıla kadar bu... zaten Lozan ne kadar kalır. Efendim onu kanal değil. Kanal dolaşıp Lozan'ın süresi 100 yıllıktı. Atatürk'ün gizli vasiyeti vardı diye. Kimdir o söylesene şimdi hayatta ismini. Olmayan hayatta değişimdi. Bir herif uydurdu. Hayır halen uyduruyorlar hemen. Ama öyle bir tuttu ki bu bir nesli böyle palavralarını zehirledi. Kim? Bunu Cemal Türk'ün böyle şeyleri, Kutay böyle şeyleri söylüyor. Ne bu saçma sapan şeyler Türk'ün... ya? Ya o kadar çok insan bu saçmalığa inanıyor ve bunu şey etrafta yayıyor ki görseniz inanamazsın. Vallahi ben bir kere bir programa katılmıştım. Onun da birisi bantı almış, gene seyrettim, tepem attı. Cemal Kutay atıyor bir sürü şeyler. Saçma sapan şeyler yani. Saçma sapan şeyler atıyor. Yani vardır böyle. Ya tarihçilik ciddi. Bak ben tarihçi değilim ama ben bilim tarihçisi. Tarih, yani evet. Şeye bakıyorum. Kim mi söylüyor? Anladım. Bir şey demiyorum. Neye sen gizliyorsun? Hayır burada söylüyorsan söyleme isim verir. Söyleme ama. Hayır isim ver. Neymiş İsim vermiyorum. Alttakini oku. Sizin kanalda olmuşsa kim söylüyor bunu? Hayatta değişim.
E değilse niye söylemiyorsun aslında? Üskurum mevta yok ya, öyle bir laf olur mu? Kitap kalmış adamın üstünden okuyorlar hala. Üskurum mevta kum bilaymış. Demortius nihil nisibene dedim bir kere. Hiç de öyle olmayacak adamlara hayırlı anlam. Ben hadise latince okumayı pek şey yaptım. O daha makuldür çünkü de ondan.